Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ağlı mesela sözünün destan. Ben efendim, şeyt efendim. Haydi efendim, efendim, amsızlarla sohbetler başlamış. Şimdi efendim, şeyt efendim. Bildiği gibi bir alemde yaşıyoruz. Bu hem bu alemin sultanı bir Rabbi padişah, o da Rabbi aleminde. İlah padişah dediği yani bir sahibi var yani. Bir yaratıcısı var, o da Rabbi alemin. Her şey Rabbi alemin. Allah mesela Allah'ın sözü daha etkili hadiste buyurulmaktadır ki Habibi Muhammed olmasaydı ben bu dünyayı yaratmazdım. Bu dünyayı Muhammed Aleyhisselam uğruna yaratıldı. Ehl-i Beyt'in dedesi uğruna yaratıldı. Ehl-i Beyt'e hürmet gösterdim. Ehl-i Beyt'in dedesi uğruna Ehl-i Beyt'e hürmet gösterdim işte efendim. Bir gün nice Ebu İsa Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanlarının soyu bitti. Mekke ahalisi Ebu Cehil, Ebu Leheb'in. Öldü mü? Ama Ehl-i Beyt devam ediyor. Rabbani bile yani Ehl-i Beyt'e hürmet etmek lazım işte efendim. Bu ne demeye çalışıyor? İşte efendim. Onun için Ehl-i Beyt Nuh'un gemisinde giden bakmaz. Ehl-i Beyt Nuh'un gemisidir. Bu Mezze seyitleri olsa, Geylani seyitleri olsa, Rufayi seyitleri, İstanbul'da bile seyitleri var. Türk devleti ve Türkiye'de her tarafı dört bir yanı seyitlerimiz var yani. Seyfi Hazretleri olsun, Gavs-ı Hazreti Gavs'ımız olsun, Şeyh Muhammed Kıbrani olsun, Şeyh Muhammed Mevlana adlı Mevlana Tuğrul Bey'e, Amerika Geylani olsun. Nice seyitleri var. Bunlar Nuh'un gemisidir. Onun için ben de Ehl-i Beyt ise sözün diyebilirim Şeyh Tefe. Hangisi? İttikad-ı İslamiyet'i doğruysa ise, doğru yolda ise, İttikad-ı Kuran-ı Sünnet'e bağlı ise, ayrım yapmadıysa, onun peşinden gitmek lazım Şeyh Tefe. Mesela Said-i Nursi, Bedir'den ama Said-i Nursi, Nakşi Şehit Efendi ve Seyit'ti. Nur cemaatı tarikat denebilir ama, Said-i Nursi Efendi, Şeyh Said'in Nusra denebilir şeref edeyim mi? Bediüzzaman Ehl-i Beyt'ten gelen Nakşi Şeyh'iydi. Onun için yani Ehl-i Beyt'e özel bir 12 imam var, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin soyu var. Ehl-i Beyt Kebra'da kıldı üzeriliyor ne yazık ki. Hazreti Ali babası, Hazreti Ali Aydar Kemal Hoşu. İşte öyle. Onun için yani işte yani işte efendim bu iş böyle. Dediğim gibi illaki de İslam'a hayat lazım. İslam'a hayat lazım. İslamiyet doğru yaşamak lazım işte efendim. Hakikatini yaşamak. Kur'an sünnete uygun olanı yaşamak lazım işte efendim. Yani ne diyebileyim bu açıdan? Yani bizim kalbimizi rahatlatacak, memnun kalacağımız, Allah'ın sana yardımı kendini bileceğimiz bir yola gitmek lazım. Bu, yani ne diyebilirim Şeyh Tefil? O da evliya gelmiş. Abdülkadir Geylani'ler, İmam Rabbani'ler, yani böyle Şeyh Hasan Nasibendi'ler, Bayezid-i Bestami'ler, Abdülhalik Yusufani'ler, Emir Kulallar, Abdullah Hadıkları, Yusuf Hadıkları, Kadıkları, Yusuf Kadıkları, Abdullah Hadıkları, nice evliyalar gelmiş. Onun için yani dinle bir şey de o ki bu evliyalar bu zamanda da devam etmektedir. Ağasında saf tutmak lazım Neşet Efendim. Tasavvuf 12 kola ayrılır. Tasavvuf Kur'an sünnete uygundur. Yani şeriat prensibine uygundur Şeyh Efendim. Başında liderlerin çoğu Ehl-i Beyt'ten gelmektedir. Çünkü onda da bir nübüvvet nuru vardır. Ehl-i Beyt'ten gelenin yaşadığı ve evli oluyorlar. Böyle diyebilirim Şeyh Efendim. İttikad İslam'ın Kur'an sünnete uygunsa bana göre böyle geliyor. Onun için yani inşallah Ehl-i Beyt'e hürmet edelim işte efendim. Diyebilirim ki hürmeti Muhammed'e inşallah dua edelim.
Müslümanlığa inşallah dua edin. Ana babamıza dua edelim. Kendimize dua edelim. Birbirimize Eşref Efendi dua edelim. Müşmele. Birbirimize dua etsin Eşref Efendi. Onun için inşallah şunu yapabiliriz. Allah için bir şeyler yapmalı. Bakın cehennem yanıyor. Daha o cehennem yanıyor yani. Daha o cehennem yanıyor. Bir de cehenneme gitsek bir düşünelim inşallah. Cehenneme gitsek mi daha iyi, cennete gitsek mi daha, bir düşünelim işte efendim. Cennette rahmet var, marifet var, yiyecek var, giyecek var, her güzellik var. Ama cehennem öyle değil işte. Azap var, gazap var, cahitlet var, kötülük var, çirkinlik var, öyle değil mi? Onun için İslam'a hayat. Onun için Kur'an sünneti sırf ipine sımsırı salmak lazım. Hakikati yaşamak lazım. İttikat İslamiyet'e bizim yolumuza dikkat etmek lazım da. Her hocaya da gitmeyiniz. Nasıl her hocaya gitmeyiniz? Müceddit 10.000 hocaya gitmeyiniz. O insanın bir hareketlerine bakınız efendim. Kur'an sünnete uymuyorsa gitmeyiniz onun yanından. Kur'an sünnete uymuyorsa ona uymayız Eşref efendim. O evliya değil, o değil şeytandır. Biraz da fetva veriyorsa gitmeyin, o değil şeytandır. Onun için inşallah, yani ittikad-ı İslamiyet'e yanlış olan din şeytandır. Zimmi kafi de bile kötü diyebilirim. Çünkü zimmi kafi zarar kendine. Papası asırı kafi de Yahudi de Hristiyan da bile betedir. Çünkü o yanlış fetva veren, ittikad-ı İslamiyet efendim, yanlış fetva veren senin din imanından oynuyor. İmanını, yani imansız gitmeye sebep olur. Anlatabildim mi Eşref efendim? Onun için yani Eşref efendim, yani en azından temeli belli olan yerlere gidip nasıl yani? Göze çarpan kimler? Göze çarpan böyle benzi cemaat, İsma, Gellani kimisi, Nur cemaat diyebilirim, Eşref efendim gidebilirler yani. Türkiye için söylüyorum. Dünyanın çeşitliği var. Kaplan dedim Hindistan, Irak dedim Geylani. Böyle yani Eşref efendim. Bunda yolda gidebilir Eşref efendim. Tarikatla gidilebilir Eşref efendim. Ondan size şunu diyecekti kesinlikle. Bize bağlanın, biz size bizim dediğimizi yapın diyecekti. Ne gibi? Zikir tek, ibadet, sohbet edin, sohbete gelin, bunlar diyeceklerdi Eşref efendim. Size ödev verecek. Ödevleri zikir tek ise vit tek. Onu yaparsak kendimiz de evli olmaya başlarız zaten. Zikir tek inşallah Eşref efendim evliyi yapar. Bu böyle yani. Onun için Eşref efendim yavaş yavaş ibadet atlamak lazım. İbadet ehli olmak lazım, zikir ehli olmak lazım, sohbet ehli olmak lazım. Şunu da diyebilirim ki, İnşallah itikadımız ibadete, hem ibadet edip itikadımız İslam'a doyu fetva olsun. Doyuyorlar, itikadımız doyu olsun yani. Kur'an sünneti şöyle doysun Eşref efendim. Bu yani, bunu demek istiyorum. İtikadımız İslam'ımız doyu olsun yani. Zikir de tekem, Kur'an-ı Kerim'de okuyalım. İlmihal'da okuyalım Eşref efendim, bu işi yapalım Eşref efendim. O zaman galip olacak Eşref efendim. Galip olmak için Allah Resulü'nün dediğini yapmak lazım. Mesela ben şimdi bir şey diyebilirim inşallah efendim. Eşikten bir hoca efendi, eşikten deve hacı gitmeli hacı olursa bunun yaptığı ibadet de kabul oluyormuş böyle. Onun için dikkat etmek lazım inşallah efendim. Beslemiş.